Boşkar servis iyi ki çünkü Evet dördüncü konu başlığımız şu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ismi gündemde. Sergen Yalçın için doğru zaman seçim sonrası mı yoksa yeni sezon başlarken kendi kurduğu kadroyla mı göreve gelmeli? Valla şampiyon yapmadan önce göreve getirildiği zaman da yani Abdullah Avcı yerine sezonun ortasında ben açık açık o dönemin Beşiktaş'ın önde gelen Mesut Urgancılara ya biliyorsunuz en çok ben Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknoloji olmasının hayalini kuruyorum futbolculuğundan beri bu zekanın muazzam bir teknik direktöre dönüşebileceği ama Sergen Yalçın çok iyi yönetse de oyuncularını sizin de yönetim olarak Sergen Yalçın'ı yönetmeniz gerekiyor diye e, o yüzden iyi düşünün demiştim. Şampiyon oldu Beşiktaş ve kalanını iyi düşünmediler. E, Sergen Yalçın. Yani daha En ile Kadıköy'de... En Sakala'yı sol açığa alarak... Kadıköy'de yıllar sonra kazanmayı bilen bir teknik direktör bu işi biliyordur. Bu bir kere kesin. Yani Sergen Yalçın. Onun dışında Malatyaspor Spor Teknoloji Türkiye'nin Beşiktaş'ı yenerken de... biliyordu zaten. Hani o zaman da söylüyordum. Zaten liyakata göre... sen bunu yaptıysan... o dönemde görev yapan hocadan daha başarılısın o dönem için. Peki daha sonra ne oldu? İşte bak bu bir kere güçlü bir yönetim kurmadan, milli mutabakat yani görünüş arasında mutabakat olmadan Sergen Yalçın'la uzun vadede yine Sergen Yalçın'a yazık olur. Piyaniç, Alex Teixeira döneminde olduğu gibi. Daha iyi kadroyla adam yapamadıysa daha az güçlü kadroyla yaptığını sebebi yönetimin o esnada birbirine girmesi. Daha şimdiden ben diyorum ki seçime milli mutabakat hükümeti kurun. Yok arkadaş. Hiç yani taraftar Ra artık görev düşüyor. Bunları ancak siz yaparsanız yapar Çünkü siz halksınız. Sizin takımınız. Ya benim olduğu kadar sizin de takımınız. Ben bir kişiyim siz milyonlarsınız yani. Bunu kafalarına şey anlamda, söz anlamında yazarak, çizerek demokratik haklarınızla yani kafaya vura vura derken yani 50 kere söylerseniz belki olma ihtimali ortaya çıkar. Yoksa vay herkesin seçim kozuymuş Sergen Yalçın. Demek ki teknik direktör meselesi zaten Şenol Güneş de gayet iyiydi. Yine yönetimin ya Şahin iyiydi miydi geldiği zaman? Son geldiği zaman çok iyi değil miydi abi galibiyet olursa? Yine kadro eksikti. Bu kadroyla bir daha olmaz bir dahaki sezon demiştik. Daha kötüleri 15 milyon euro harcayıp 11 maçta 14 gol yedin. Bana ne hoca onaylamış transferi onaylamamış. Sen iyi isimlerize gelmemişsin ki zaten. üzerine düşeni yapmamışsın ki. Sergen Yalçın'da da aynısı var. Ona sonra diyorlar ki işte planı çaldık TÇ'yle aldık olmadı. Niye acaba olmadı? Niye acaba olmadı? Acaba böyle stoperlerden kaynaklanıyor olabilir mi? Acaba sol bek alternatifinden kaynaklanıyor olabilir mi? Hala senin yedek sol bekin yok. Hala stoperin yok. Açık oyuncusu ofansif orta saha olarak iyi oynayan Bahtiyar'ı önce sol beki alıyorsun. Hadi orada idare ediyor. Sonra böyle stoper alıyorsun. Sonra kadro planlısından bahsediyorsun. Rebic 10 maç 235 dakika bir asist. Normal şartlarda Abubakar Santrafor Cenk Tosun sol ön. E Rebic sol ön. Yedek oyuncuya mı veriyorsun o kadar parayı? Niye veriyorsun? Adam 10 maç 235 dakika biraz asist. Ben Rebiç'e niye kızayım ki şimdi? Sen yönetemiyorsun. Ve hala bunlardan ders çıkartıp da bir şey de yapamıyorsun. Ondan sonra Sergen Yalçın bizi kurtarsın. Kurtarır Sergen Yalçın. Bir sezon daha şampiyon yapar. Bir dahaki sezon yine aynı zihniyet olur. Sonra başkan adaylarının bazılarının sırf Beşiktaş'ın eski futbolcusu diye sportif direktör adayları. Ya Allah aşkına ya. Yerine gelen Montella göreve getirilen Montel Adana Deniz Sporlu o kadar başarılı oldu. Şimdi mi takımın hocası mi takımlara başarılı. Yani demek ki siz eski yine Beşiktaş'ta oynadı diye ne zaman yapmış ne yapmış ki getireceğim. Bu zihniyeti de geçin. Guardiola değil senin evladın. Barcelona'nın evladıydı değil mi Guardiola? O yüzden getirmediler. Gördüğünüz gibi City'de de Bayern'de de o camianın evladı olmamalarına rağmen getirdiler. Çünkü çok iyi. Jurgen Klopp Liverpool'da mı doğdu? Hayır. Ne abi neyin derdindesiniz yani? takımın eski futbolcusu diye futbolun içinden gelenler yönetecek. Evet de bilenler de olsun zahmet. Bir zahmet. Yoksa Ulvi abi zaten iyi scout kardeşim. Gökhan Keskin zaten iyi oyuncular buldu size scout olarak. Bunlar senin eski futbolcun olduğu için değil. Scoutingleri de futbolcuğu çok iyiydi. Gökhan Ulvi üst üste seri şampiyonluklar. En kral stoperler onlar döneminde alındı Beşiktaş tarihinde üst üste. Marcelo ondan önce Rodolfo yani böyle sırayla olarak tabii ki Ronaldo çok iyi stoperdi. Zago çok iyi stoper. Ben onu demiyorum. Mesela sakatlanıyor Rodolfo. Hop Marcelo gelmiş zaten. Marcelo eşleşti. Hop bir dahaki sezon içi oraya çekebiliyorsun. Hop Marcelo'yu iyi paraya satıp Pepe. Abi sen şu anda ne yaptın ya? Amartay aldın. Kaç maç stoperde iyi oynamış ki stoperi kurtarsın diye? Daha da savunman geriye gitti. Bir daha söylüyorum. 11 maç 14 gol yedin. Konferans Ligi'ne gelmiyorum. Şu anda Bodo Glimp'de İstanbul'daki maçı oynanmamış diye çekerken 3 maçta 7 yedi gol yedin şu takımlardan sen ya. Gel bizi kurtar, gel bizi kurtar. Yeter ya tek adam tek adam gelsin kurtarsın. kurtaramazsak kovarız. Gel Sergen senin çok büyük değerindir. Sen kulüp tarihinin en zeki iki insanından biridir. Diğeri de Serpil Tüzündür onu yetiştiren. A acil şifalar. Durdur yine beni ben yine kötü yerlere <laughs> gidiyorum. Yaşın. Ama bunlar sokuyorlar beni kötü sokaklara. Anlatabiliyor muyum? Bak geldim mis gibiydim yani. Valla çiçek gibiydin yine Beşiktaş. Dikenli tellere giriyoruz işte Beşiktaş'ta. Bu zihniyet beni dikenli tel zihniyeti bu. Gelsin Sergen Yalçın şampiyon yapar. Ee sonra bir dahaki sezon olmazsa kovarız. Yok ya. Yok ya. Hiç bu planın programın yok senin. Şimdi Sergen Yalçın ee, sezon sonunda mı gelsin şimdi mi gelsin? Bence şöyle bir şey var. Mümkün olabildiği en yakın zamanda yer gelecekse gelmesi lazım. Yani Sergen Yalçın ilk Beşiktaş'a geldiğindeki konjonktürle şu anki durum arasında çok ciddi fark var. Orada Sergen Yalçın yine tribünler davet etmişti. Ama Sergen Yalçın esasen evet genel itibariyle Yeni Malatya Spor'da, Gaziantep'te, Sivas'ta. Gaziantep'te de gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Oyuncularla iletişimi Alanya'da kazandırdığı oyuncular yeniden Oyunuz futbola zekası, döndürdü. Oyun zekası, Oyuncular kullanma biçimi. Zaten yani açıdan futbol sahasında gördüğümüz herhalde en zeki oyuncu değil mi Türkiye'de? En zeki. Ya, üç onu oyuncudan Beşiktaş yani, görev almış en zeki iki insandan biri. Yani, futbol sahası içerisindeki zekasını, teknik adamlıkta maalesef gösteremeyen çok isim var. Dünya futbolunda da şimdi Türk futbolunda da aklıma geldi gereği yok söylemenin. Ee, beni çok de buran Maalesef öyle. öyle ama Sergen Yalçın bunu çok güzel şekilde, çok iyi şekilde bu e, bilgisini yapılması gereken futbolculara Cenk Tosun'a Ozan Tufan'a birçok oyuncu. Ya Larin ya Larin. Larin herkes, herkes çok iyi forvet aslında. Evet. Olan Yed zavallı Mallorca'ya oldu. Mallorca'ya oldu <laughs> aynen. Geçen maçta yedekten girdi gole ihtiyaç var ya atam olmuyor. Fark şey sistem üzerinden adam çift tane yaptı ve Sergen Yalçın'a yaptırdı bunu. Şimdi o geldiği dönemle şimdiki farklı. Artık Sergen Yalçın bir anda zekasının yanında artık bir de başarılı şey apoletine sahip iki kupa sahibi hatta üç kupa sahibi süper kupayı üç da aldı. süper kupayı Önder Karaveli'ye mi yazmak Son lazım? Son kupadan bilmiyorum sonra da. da ya tamam ama hani o Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra söylediği vardı ya. Ya o dürüstlüğü insan çok özlüyor ya. Ben artık futbol konuşmak istemiyorum bir süre. Yeter dedi ya hani evet. çok yoruldum diye. Yani ağladı abi şampiyonluktan sonra. Bir kere aidiyet duygusu budur. Yani orada kameralar var diye değil. Bu kadar soğukkanlı, bu kadar umursamazlığıyla meşhur. Bu kadar özgürlük düşkünü biri. Yani iddia soruyorsun hani kamu mesajı versin diyor. O diyor ki bunda istikadan yatıyoruz dikkat diyor. Yani, yani de. Çok sürpriz oluyor diyor. <laughs> yani. Bu kadar bir açık sözlü adam ağladı orada. Ya biraz da bu ben şimdi Sergen Hoca ile ilgili hep konuşurken şunu söylüyorum. Biraz da bu dürüstlüğü aslında teknik adamlığında peşinden de geldi. Yani insanlar hani ya benim param bir radyo programında şey demişti. Ya paraya ihtiyacım olmasa teknik direktörlük de yapmam diye. Şimdi Doğru. Ana motivasyonu bu olunca tabii istikrar konusunda Beşiktaş'ta bile gelirken de ağlayarak geldi. Yani muazzam bir karşılamaydı. İnönü Şaşırmış. 30 bin kişi şaşırmıştı. Hiç beklemiyordum. Olur evet. mu? Millet ne kadar seviyor. Yani var? ben çok nadir Sergen Yalçın'ı sen de şampiyonluktan sonra ağladı diyor. Şeyde de gözleri dolu dolu imzaya atıyordu. Yani şampiyonken herkes omzunu alır gidip Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da bir tur yaptıktan sonra Beşiktaş'a gelip sonra gidip <laughs> şey yapan... Beşiktaş'ın yeri ayrı onda işte. E, %100 ayrı tabii ki. Alt o sırf para için değil. değil. Yani sırf para için öykü yapmıyor. Orada. Bir sezon. Para olsun. için yapan ağlamaz. Başkan Arif yatırıyor. Ne zaman yatıyor? Hemen şampiyonluk primi pazarlığı yapar biliyorsun. Vardır öyle futbolculuğunda direkt böyle prim biraz başarılı olsun. Çok prim, şahsına münasır bir teknik adam. Bir karakter futbol dünyamızda e, uzun yıllar sonra biz de geçtikten sonra da hep Sergen Yalçın hikayeleri anlatılacaktır. Ama şöyle bir şey var. Bir an önce gelmesi lazım gelecekse o biraz hayalperestlik yani şu da olabilir tabii ki. Geldi bu sezon zaten kayıp şeyler var. Kötü sonuçlar da alınırsa Sergen Yalçın bir sonraki sezona yıpranarak girer mi ee, endişesi bence sezon sonunda mı gelsin diye. Ama bence el koyup elde değerlendirilebilecek oyuncuların da değerini arttırarak, Tabii. biriktirerek gelecek sezonu kendisine atması lazım. Eğer Sergen Yalçın olacaksa. Şimdi sonra. bir kere şunu söyleyeyim. Tabii şu anda şu dakika itibariyle daha Bodogun maçı oynanmadı İstanbul'daki. 14-25 saat perşembe. Ee, Beşiktaş'ta ki sözde geçici mevcut teknik direktörden çok daha iyisini yapar. Zaten bak ben Sergen Yalçın'ı Az çok bilirim. Yani böyle... Mesela sorsan şu anda, Sergen abi... Üzgünüm, Sergen Hoca kesin şöyle söyler... E, ben bu kadroyla bile yaparım der. Yapar da. Adım gibi eminim. Ben istiyorum ki... Adama... Bu sefer... Daha dengeli, daha bilimsel... Daha sağlıklı ve oluşturulmuş bir kadro verilsin. Transfer... Öyle son gün... Bak abi işte son şampiyon yaptığı zamanı bir hatırlayalım abi. Adam kimleri istedi? Wellington. <laughs> en sakalı. Çünkü bütçe o kadardı. E, Şampiyon Ligi ön, şey bir şey, evet, Şampiyon Ligi önelemesi. elenildi. Anlaşıldı. Lerin olmayacak. Santrafor'da. Ama göndermeyin dedi. Ne, ondan mecburen başka yerde kullanacağız. Çünkü en kuduna skora, güvenmiyor. Tabii haklı olarak. <laughs> en kadar hızlı olmasa da olur. En azından arkada demarke vaziyette doğru zamanda doğru pozisyon alıp golü attırabilirim onu dedi. Sonra bir programda dedi ki Larin tabi atacak çok çalışıyoruz bu pozisyonları. Yani kafadakileri somut şekilde çalıştırabiliyor. Ama eldeki malzeme işte abi. En son şampiyon olurken son maç Göztepe maçında böyle Atiba Santrafor oynadı son 20 dakika. Bir maçta Gökhan Töre Santrafor oynadı. <laughs> Sezon 5 dakika daha uzasa belki şampiyonluk evet, 5 şey dakika. Tabii ki gidiyordu. Onun gözyaşları o adam ağlar mı abi Sergen Yalçık kolay kolay. Hiç cesem. gördünüz mü ya? Yok. Parmağını kestiren ağlamaz adam ama o kadar baskı, o kadar zor şartlarda ki sen bu adam zor şartlarda şampiyon yaptı. İşte kurtarıcı kahraman. E 3 ay sonra gönderdin adamı. Gönderdin. Kimseyi bulamadın diye bir de altyapıda uzun süredir gelmiş en yetenekli adam Önder Karaveli'yi de göndermiş oldun. Biraz A takımı çıkartarak. Zamandan önce ham meyveyi kopardılar dalından o. Ham meyveyi kopardılar dalından bizim çocuklar oynasın Emirhan, Rıdvan. Güzel kardeşim senin çocuklar zaten şu anda mesela Rıdvan Allah aşkına hangi takım Beşiktaş'ın şu andaki sözde yedek sol bekini mesela Rıdvan'ı aldı Rangers sattı aynı paraya senin şu andaki yedek sol bekini alır mı? Türk pasaportu orada bir işe yaramıyor. İskoçya ya yani ya Britanya abi. işte Rangers'lar Britanya diyor ben demiyorum da hani yaramıyor. E Emir hangi bir oyuncun var mı? Son maçta Tayfur'u oraya koydun. Evet. Ya yok tabii bu o tutamama konusu yok Yok. E, yurt dışında Sen kulübü yönetmeyi önce başar, Sergen Yalçın çok daha fazlasını başarır. Bir de abi bak anlatamıyorum çok farklı karakter bir adam. Çok farklı karakter bir adam. Siz yönetim olarak güçlü olmazsanız uzun vadeli çalışamazsınız. Neden Sergen Yalçın Galatasaray Fatih Terim ilişkisine Beşiktaş Sergen Yalçın kurmasın? Neden böyle istikrarlı olmasın? Fatih Hoca da farklı bir karakterdi. Hepimiz biliyoruz Fatih Hoca'nın futbolculuğu döneminde. Özel bir adamdı o da Sergen Yalçın gibi. Ha yetenek falan onu karşılaştırmıyorum. Onun dilinden konuşmak gerekiyordu. Onu anlamak gerekiyordu. Rahmetli Hınca Uluç Fenerbahçe ilgisinden sonra bu da böyle konuşuyor, böyle davranıyor, böyle giyiniyordu. Yerden yere vurduğu zaman arkasında duracak birisi gerekiyordu. Sergen Yalçın iki maç kaybetti hemen başladı. Ya zaten fazla da bir şey yoktu teknik teknik deneyimi. Ulan en yani sakalayla şampiyon oldu adam ya. Kendi istediği de oyuncu yani. Sen adamı Kenan Karaman aldın bir dahaki sezon. Yalan mı? Doğru. Yalan mı? Doğru. Yalan mı? Doğru. Ee? Germeyin beni ya. Ya bu kadar zor değil ya. Bir araya gelip sonra bu şey bak işte. Vay be bravo. Durmuş saat bile günde iki kere doğru zamanı gösterir. Kardeşim tabii ki yani. Zaten seni son şampiyon yapan hocaya gidersin. Şenol Güneş de seni ondan önce son Baktır şampiyon yapan hocaya. Spora. Yaz böyle gidersen. Durdurmazsam beni bunlar böyle Dordeminişe kadar giderler. Tamam. 15'in ben... sonra şampiyon yapan hocaydı 82'de. Eski futbolcusuydu. Yaşıyorsa Allah uzun versin ama ona kadar giderler. 2010'da ya. gördüm. Yani Gordon falan. Ama çok zaman ha, geçti. Yani Gordon Milne falan yaşıyor. Allah uzun versin. Ya yani o Gordon'u da geçerler böyle işte Milutinovic <laughs> kim var arada Milutinovic'ler işte. Tabii Dordeminiç var işte. Yani bu ne abi? Bu ne ya? Ya siz bir proje şey yapın. Bak öyle şeylerle olmaz Kulüpte Hasan Bey ile şu anda hala konuşamadık. Sabah yine be be beyefendi mesaj atmış. Hemen arayacağım dedim kalkar kalkmaz. Kalktım bu sefer telefonu kapalıydı. Bak Hasan'a da hariç diyorum. Ama daha önce konuştuklarım. Abi hep şey derler ya. Bak söylüyorum. Ben Sergen Yalçın'ı getiririm beni kurtarır. Bak bugün böyle haberleşmiş. Ya. mı zaten. Bak. Bu Amartey Stoper'de iyi oynayamazsa Sergen Yalçın'a bir laf edemezsiniz. Bu böyle Onan'a doğru dürüst oynayamazsa ki maalesef büyük ihtimal. Ama yani en sakalayı da oynatan adam sanki Onan'ı bile oynatabilir mi? Bunları geçelim abi. Sen kulüpte önce güzel bir futbol şubesi kur ya. Yani bu hiç bütün görevlerinde başarısız olmuş kişileri sen futbol aklı falan diye getiremezsin abi kulübe. Ligdeki başka rakiplerde başarısız olmuş adam. Bak Önder Özen mesela başarılı olmuştu. Ziko Yıllarca falan, yıllarca Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de kalmak büyük başarı be abi. Yani onu söylemek istiyorum. Bu adam hiçbir yerde kalamamış. Sergen Alçın'ı söylemiyorum. Düşünülen kişiler. E ee abi sen de ne yapabilir ki ya? Saçmalamayın. Beşiktaş'ın bir sürü eski futbolcusu var. İlla eski futbolcu olacaksın. Ha böyle bu kadar geçmişe sanlı abi getirin abi. Eve Sanlı abinin ne eksiği var ya? Topçudan anlıyor Sanlı abi. Oturdu yanıma Marcelo geldiği zaman. Ali ya bunlar dedi gösterdi bazı yaşıtlarını. Bunlar bu Marcelo'yu ağır mı ağrıyor? Bence çok üstü var, dedi. Sanlı abi sen merak etme. İyi paraya da satarız be abi dedim. O rahatladım dedi adam. Sattık mı iyi paraya? Sanlı abiye de selamlar ya. Adam kulüp tarihinin 21. yüzyıldaki en üst topenden biri mi? Lyon'a kaça gitti? Abi toptan anlayan adam gerek. Anlatabiliyor muyum yani? Bana ne eski futbolcu? Çok güzel laftır, çok güzel. Arigosaki, Mourinho tekrarlamıştır. Jockey at diyor. Jockey at problemi abi. Sen söyler misin öyle bitirelim? Ya iyi futbolcu olmak için iyi olmak için daha için, önce, önce iyi futbolcu, futbolcu olma şartı gerek gerek var, mıydı? var mıdır? O da diyor ki e, iyi Jokey olmak için daha önce at mı olmak Olarak lazım? Olarak yarış kazanmış Hiç olmak mı olmak gerekir? gerekir diye işte. Bu Şimdi sonra benim bir iki dakikam vardı ama burada. pardon ya ben bitti zannettim programı sonu. Yok çok önemli. Ben de kısa keseceğim çünkü şöyle bir şey var bizde hep geçmişe dönme. Sen zaten detaylarıyla anlattın. Bence bu bizim kulüplerimizde büyük küçük tamamında var. Her kulübün böyle mazisinde, yakın geçmişinde başarılı olan bir teknik adam var ve sürekli oraya doğru dö dönülmek isteniyor. En son işte Fenerbahçe'de de hatta bir şey Ersun Hoca'nın getirilmesi de en son İsmail şampiyon kalktalım. yapılmış İsmail Hoca'nın getirilmesi. Şimdi bir de Farklı şöyle bir bir aritmetik planlanıyor. Aslında hiçbir zaman futbol bazen futbol dünyasında sonuç alınabilen mesela aklıma gelen ilk Klinsman, Joachim Löw, Dünya Kupası 2006. Yani bir tane ruhani lider var gibi bir de çalışmaları yapan, sağ çalışmalarını yapan o adam var gibi. Bunun gibi kim var mesela? Zagallo Pereira. 1994 Dünya Kupası'nda Pereira takımı kuran ama onun ruhani lideri olan takım bir arada tutan Romario Ibebeto bilmem ne. 98'de öyle. 98'de MJK ile... MJK ile Ankara gücüne gelen kral. Evet. Euro 2000'de... O çalıştırıyor zaten. Şimdi bizde de sürekli bu zaman zaman hep yani Roger Lömer. eski efsaneli mesela Lömer, Lömer Roger Lömer. Lömer. Yani artı işte Samet Aybabanın genç futbolculara verdiği ve isme yaş olarak çok deneyimli olması, birçok takım çalıştırmış olması, Feda sezonunda üçüncü yapmış olması başarıdır takıma. Bunun yanında bizde yeni kuşaktan son şampiyon Sergen Yalçın'ı koyalım bir şey çıkartılıyor. Bizde çok yapılır bu. Yani 90'lı yıllarda mesela Rıdvan Dilmen ve Selinovic. Selinovic'in işte son iki şampiyonluktaki, daha önceki iki şampiyonluktaki adı Rıdvan hocanın zekası. de o, bir de o, bir de o, bir de o şey vardı. Tercüman vardır hep yanında. Aynı tercüman, tercüman şey kimdir? Murat Bey'di. Bilmiyorum Murat Cem, Cemşit, Murat Cemşit. Cemşit de, evet. Murat. Şimdi biz bunu seviyoruz. Taraftarlarımız da seviyor. Samet Aybaba güçlerimizi ...birleştirerek işte Sergen sizden... ...bir kere zekisin diyorsun... ...Samet Aybaba'nın tecrübesi ama bu böyle yürümüyor. Ya yani Sergen yani. Yalçın değil tabii ki... ...katılıyorum ben seni destekliyorum. Samet Aybaba'ya da yazık şimdi... ...Samet Aybaba ve Sergen Yalçın profili... ...aralarında yaş ve şey farkı olabilir... ...sene farkı olabilir... ...çalıştırılacaktı ama Sergen Yalçın ismi artık... ...büyümüştür. Kendi başına takım da kuracak... ...onun sportif direktörlük kısmını da... ...halledecek... O ...oyun aklını da verecek... ...insan. Yani orada... Tam tersine 1 artı 1 2 etmez. 1 artı 1 birbirine çarpışır. 0.5 kalır. Beşiktaş zarar görür. Böyle pratikler teoride hep bizde Türk futbolunda düşünülmüştür ama hiç yaradı da olmamıştır. Bir, Türkiye'de. bir şey söyleyeceğim. Futboldan anlamıyorsan niye Beşiktaş'ı yönetmeye talip oluyorsun ki? Ya bu asıl soru bu yani. Ben o Metin Tekin baş... abiyle çok farklı düşünüyorum. Yani o... Metin abi tabii ki Beşiktaş'ın efsanesi. Metin abi de çok zeki birisi. Bak Beşiktaş tarihinde en zeki... Yani bütün başkanın yöneticisi futbolcu en zeki 5 kişiden bire. Yani ilk iki Serpilen Tüzün, Sergen Alçın diye saydım ya. Metin abi de ilk 5'te. Ben Metin abiden şu açıdan farkı düşünüyorum. Metin abi hep çok iyi niyetli düşünüyor. Çünkü çok iyi bir insan. Hep iyi şeyler yaşamış. İyi şeyler yaşamış. Hep yaşatmış. iyi şeyler de, de yaşamamış. Bence Metin abi son derece... Öyle değil. Olmuş. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta da Gordon bin kadro dışı bırakmış, girmemiş, kafa ya Allah, travması geçirmiş, kafa travması geçirmiş. Yani. Gordon aklı, abi tamam kafa travması olacak. O değil ama abi, de abi. abi bir sürü şampiyonluk var, olmuş. onu söylüyorum. Tabii. Özel tezahüratı var, Metin Ali Feyyaz diye. E, tabii. Samet Ayboğlu'nun böyle bir şey yok mesela, onu söylemek istiyorum yani. O da o yıllarda oynuyordu, özel tezahüratım vardı, şeyim vardı. Ondan, Benim onu söylüyorum onu bak, kişiler değil, zihniyet. Metin abi diyor ki, ya işten anlayan adamları getirir yönetici. Abi biraz da işten anlar ya. Ben Metin abi'den farklı düşündüm o. Futboldan hiç anlamayan biri Beşiktaş yönetimde görev almayacak kardeşim. Almayacak ya. Bitti ya. Ondan sonra bu işte geçici teknik direktör son böyle açıklama durumları oluyor ondan sonra. Anlatabiliyor muyum? Futboldan anlamıyorsan Beşiktaş yönetiminde yer almayacaksın. Diyor ki ben futbol anlamam ama anlayanı getiririm. Futbolu anlamıyorsan futbolu anlayandan nasıl anlıyorsun abi? Sen anlamıyorsun çünkü. Mesela bak, bakarak. Ya herhangi bir şirkette olabilir mi abi? Mesela Demir Çelik. Değil mi? Ahmet Bey'in şirketi diye söylemedim. En son onun hissesi kaldı o yüzden yani demir çelik sektöründen kaldı. Güzel kardeşim Feyyaz abi demişti ki bana bir kere. Dünya tarihinde demişti. Demir işinden zarar eden tek kişi benim. Nasıl olur abi dedim. Yani mesela diyor. İstanbul'dan yola çıkıyorsun Kocaeli'ye gelene kadar fiyatı artan bir şey. Ama ben zarar ettim. Niye? Çünkü işten hiç, hiç anlamıyordum. Futbol işi de öyle bir şey. Ahmet Nurçevi anlıyordu. Onu yanlış anlamayın. Ben Feyyaz abinden örnek veriyorum. Futboldan en anlayan kişi demir işi. Mesela bir başkası da enerji sektöründen. Kardeşim futboldan anlamıyorsan girme. Enerjiden devam et. Sponsor ol. Adını yazalım bir yerlere. Evet abi sponsor ol adını yazalım. Ne var ha bunda ya? Bu başka bir konu. Başka bir hafta bunu konuşalım. Ben biraz farklı düşünüyorum. Boşkar Servisi'nin sunduğu ikili mücadelenin sonuna geldik. kalın görüşmek üzere.